Merhabalar Volkan Bey, nasılsınız? Merhaba. İyiyiz, çok şükür. Sizleri sormalım. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Kocaeli'nin Gölcük bölgesindeyiz ve Gölcük'te MSL Call Center'ın konuğuyuz. Yanımızda da firmamızın kurucusu Volkan Bilen bulunuyor. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firmayla alakalı neler aktaracak, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle size tanımakla başlayalım Volkan Bey. Tabii. Sektöre nasıl girdiniz? Neden bu sektör? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Tabii. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da da bu çağrı merkezi hizmetleri bolca yapılan bir meslekti. Her zaman da kendi memleketime dönmek istedim. Böyle bir fırsat doğdu. Ülkemizde de Hollanda'dan geri dönen vatandaşlarımızın olduğunu bildiğimiz için. Geldik, aynı çağrı merkezini Türkiye'de faaliyete geçirdik. O sebepten dolayı döndük yani. Evet, burası ne zaman kuruldu bu arada? 2016 yılında, Aralık 2016. Evet, 2016, bir 4-5 yılın neredeyse mahallesi var. Evet. Peki biraz çağrı merkezimizden bahsedelim o zaman, neler yapıyoruz burada Volkan? Tabii. Biz proje bazlı çalışırız. Hollanda'daki projeler ya da Belçika'daki projeler, proje sahipleri bize çağrı merkezi hizmetlerini verirler. Biz de buradan Hollanda'daki vatandaşlara müşteri hizmetlerini sunarız. Hollanda'da bir icra dairemiz var. İcra dairemizin faaliyetlerini sürdürürüz. Yani bizim yaptığımız bütün işlemler Hollanda ile ilgili. Tabii yabancı yatırımcı olarak da buraya gelip devletin sunduğu imkanlardan faydalanmak istedik. Evet. O şekilde oldu. Hizmetleri biraz örneklendirirsek neler var mesela burada, neler yapıyoruz, çalışma arkadaşlarımız nasıl? Tabii çalışma arkadaşlarımız burada haftanın 5 günü çalışırlar zaten. Hepsi Hollanda saati üzeri çalışır. Benim yanımda çalışan elemanların hepsi de Hollanda'dan gelmedir. Dediğim gibi oradaki büyük firmaların çağrı merkezi hizmetlerinin maliyeti daha düşük olduğu için yurt dışında yapmak isterler. Biz de onlardan faydalanarak geldik işte. Arkadaşlarımız da burada o şekilde ekmeklerini kazanıyor. Çok güzel. Yine farklı sektörlerde de varız Volkan Bey. Biraz onlardan da bahsedelim. Evet. Otoparkımız var bir tane. Evet. Bir tane de otopark aldık. Onu da işte dediğimiz gibi biz yatırım yapmayı severiz. Hı hı. Geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Aldık. Kardeşimizle beraber onu da işletiyoruz. En sonunda işte bir tane de kafe almaya karar verdik. Gıda sektöründe yine adım attık. Üç farklı sektöre ilerliyoruz şu anda. Evet. Hepsi MSL Grup adı altında mı toplandı bu arada? Ya MSL'nin nasıl açılımı benim kızımın ismi. Hı-hı. Kızımın ismi Masal'dır. O yüzden diğerlerini de kızımın ismine yönelerek hareket ediyoruz. Evet. Biraz kalitemizden, hizmet kalitemizden bahsedelim. O zaman nelere dikkat ediyoruz burada hizmet sunarken? Ya biz dediğim gibi yurt dışında yetiştiğimiz için oranın belli bir disiplinlerine alışmışız. Evet. Burada yaptığımız faaliyetler 9-5 mesaisi Hollanda saatine göre. Yani Türkiye saatiyle şu anda 2 saat fark olduğu için 11-7 mesaisi. Bizde fazla mesai vesaire yapılmaz. Yani, yani iş olması gerektiği gibi yapılır. Otoparkta da en üst kalitede hizmet sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii. Açtığımız kafede de aldığımız ürünler de ister istemez en üst seviyede olması gerekiyor. Her şeye dikkat ediyoruz burada. Kalite bizim için çok önemli. Evet. Peki sektörde nasıl bir fark yaratmak istiyorsunuz? Ya dediğim gibi işte şu anda yaptığımız işte zaten belli bir fark yarattık. Yani pek nadir bulunur böyle Hollanda'ca bilen çağrı merkezi. Evet. Onun dışında da açtığımız diğer sektörlerde de kaliteyi üstün tutup, fiyatı alçak tutup herkesin faydalanmasını sağlamak. Aslında peki Gölcük bölgesini neden tercih ettiniz burada? Gölcük tamamen tesadüf eseri oldu. Gölce'ye gelmem çok büyük bir tesadüftü zaten. Hı hı. Benim işim genellikle Hollandalılardan olduğu için Hollandaca bilen eleman aramaktaydım. Gölcük'te de birkaç kişi çıkınca Gölce'yi açtık. Tabii niyetim tekrar geri gitmekti. Yalnız açtıktan 3 ay sonra şu anki evli olduğum eşimle tanıştım. Hı hı. Evlenip Gölcük'te kaldık. Evet, burada öyle kaldık. Peki, MSL markasını bu arada izleyicilerimize de ihtiyacı olanlar neden tercih etmeli? Onlara neler söylemek istiyorsunuz? Ya MSL'yi tercih etmelerinin sebebi dediğim gibi biz üstün kaliteyle hizmet sunuyoruz. İşimizi bilen insanlarız. İşimizin erbabıyız. Ve bizim fiyatlarımız diğer aynı sektörde olanların çok altında. Evet. Fiyat politikası olarak aşağıda izliyorsunuz ama üstün yine kalite olarak iyi bir hizmet sunuyoruz. Evet. Bu yüzden de tercih etmeliler. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler böyle bir şeye ihtiyacı olanlar? Ya bize telefonla ulaşabilirler, mail yoluyla ulaşabilirler, gelip yerimize ziyaret edebilirler. Evet, yerimiz Gölcük'te bu arada. Evet.
Tekrar aşağıda telefon numaralarımız geçecek. Oradan da yine irtibat kurabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Programı kapatmadan önce neler söylemek istiyorsunuz izleyicilerimize? Gölcüğü çok sevdim. İyi ki gelmişim. Ve yatırıma devam. Evet, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Evet. Farklı farklı sektörler ilerlemeye devam ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere çok o zaman. Ederim. Bir başka programımızda görüşmek üzere diyelim Volkan Bey. İnşallah.